Değerli katılımcılar, hanımefendiler ve beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin düzenlediği İslam Ekonomisi, Finansı ve Bankacılığı Sempozyumu'nun herkese hayırlı olmasını, akademik camiaya ve katılımcılara hayırlı olmasını diliyorum. Ve bu sempozyumu hazırlayan çok değerli akademisyenlere teşekkürlerimi ve tebriklerimi iletmek isteyerek konuşmama başlamak istiyorum. Değerli katılımcılar, sempozyuma da adını veren üç tane kavram var. Birisi İslam ekonomisi, diğeri İslami finans, diğeri de İslami bankacılık. Bunların İslam ekonomisi ekosisteminde olması gereken yere oturtmak açısından bir tanımlarını yapmakta fayda var. Bildiğiniz gibi İslam dini hayatın her alanını düzenleyen bir dindir. İlahi dinler genellikle böyledir. Hayatın her alanını düzenlerler. İslam hukukunda iki tane ana kavram vardır. Birincisi hukukullah, yani kulların, insanların Allah'la olan, yaratıcıyla olan ilişkilerini düzenler. Diğeri de hukukul ibad denilen insanların birbiriyle olan ilişkilerini düzenler. Şimdi İslam hukukunda insanların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen alana muamelat deniyor. Muamelat medeni hukuk, onunla beraber borçlar hukuku, ticaret hukuku gibi hukuk dallarını da içine alan daha geniş bir kavram olduğunu söylememiz lazım. Muamelat hukukunun altında İslam iktisadı dediğimiz mefhum yer almaktadır. İktisat, üretim, tüketim ve üretilenden elde edilen hasılatın dağıtımı, paylaşımını düzenleyen bir bilim dalı olarak karşımıza çıkar ve muamelat hukukunun altında bu faaliyetleri düzenleyen bilim dalı ve insanlar arasındaki ilişkiler bütünüdür. İslam iktisadının bir altında İslami finans kavramı vardır. İslami finans veya finans dediğimiz şey, iktisadın parayla, likidite ile ilgilenen kısmını ifade etmektedir. Demek ki İslami finans iktisadın bir alt dalıdır. Ve onun da altında İslami bankacılık var. İslami bankacılık, İslami finansın bir alt kolunu oluşturuyor. Bildiğimiz gibi bankacılık faaliyetleri, fon toplama, fonu kullandırma, aracılık hizmetleri elde etme gibi işlemleri kapsamaktadır. Yani İslami finans dediğimiz mefhum sadece bankacılıktan ibaret değildir. Fakat İslami finansın büyük kısmını bankacılık aktifleri oluşturduğundan genellikle İslami finans deyince akla İslami bankacılık gelmektedir. Efendim şimdi akademik camiada uzun süreden beri tartışılmakta olan bir konu var. Halen tartışılıyor. İslam ekonomisi diye bir şey var mıdır? Yoksa ekonomi tek bir bilim dalı mıdır? Bunu İslam ekonomisi veya İslami olmayan ekonomi diye ayırmamızın bir anlamı var mı şeklinde bir tartışma halen devam etmektedir. Burada temel olarak iki tane argüman var. Birincisi, birinci argümanı söyleyenler, ekonominin fizik ve matematik gibi bir bilim dalı olduğunu, dolayısıyla nasıl ki İslami matematik olmayacağı, İslami fizik olmayacağı gibi İslami ekonominin de olmayacağı görüşündedirler. İkinci grupta olanlar ise ekonominin bir pozitif bilim olmadığı, bir sosyal bilim olduğu, dolayısıyla matematiğin kesinliğinde bulunmadığı, teori ve uygulamalardaki farklılıklar nedeniyle İslam ekonomisi tanımlamasının zorunlu olduğu fikrindedirler. Acizane ben de bu fikirdeyim. Nihayetinde sosyoekonomik sistemleri biz bu zamana kadar hep ayrıştırdık. Sosyalizm gibi, kapitalizm gibi ayrıştırdığımıza göre demek ki ekonomik hayatta, ekonomi yaşantımızda ki ayrışmalar
farklı farklı isimlendirmeleri ve terimlendirmeleri gerekli kılıyor. O halde İslam ekonomisi var mıdır dediğimizde vardır. Buna farklı bir itiraz daha geliyor. Şöyle ki İslam ekonomisi ile klasik konvansiyonel ekonomi arasındaki farkların çok düşük seviyede olduğu, dolayısıyla ayrı bir terim kullanmanın gereksizliğini savunanlar da var. Bu doğru değildir benim kanaatimce. Çünkü temelde ki küçük görünen bir fark aslında bütün tabloyu değiştirebilmektedir. İlginç bir örnek vereyim size. İnternette de girip bakabilirsiniz. Mesela insan genomu diye bir internet sitesi var. Orada insanın DNA yapısıyla diğer canlıların DNA yapılarını karşılaştırıyor ve çok ilginçtir. İnsan DNA'sının %92 farelerin DNA'larıyla aynı. Yani arada %8'lik bir fark var ama o fark birisini insan yapmış, diğerini fare yapmış. Halde temelde oluşan farklılıklar bütün tabloyu, bütün ekranı değiştirebilmektedir. Mesela Fuzuli'nin de dediği gibi, Fuzuli'nin bir şiiri var. Der ki, görmez misin ki bir nokta gözü kör eder diye. Yani burada edebi bir şey vardır. Çünkü Farsça'da göz ile kör aynı harflerden oluşuyor. Birisinde R harfi var, birisinde üzerine nokta koyduğunuzda Z harfi var. Dolayısıyla gözün üzerindeki noktayı kaldırırsanız kör oluyor demek istiyor. Efendim şimdi öncelikle İslami finansın dünyada ve Türkiye'deki serüveninden kısa bir bahsettikten sonra bazı temel büyüklükleri sizlerle paylaşacağım. Şimdi İslami finans veya İslami bankacılık malumunuz İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra canlanmaya başlamış. Öncelikle akademik çevrede, daha sonra da pratiğe aktarılmış bir kavramdır. Teorik olarak vardı ama modern anlamda İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra canlanmış bir kavramdır. Bunun sebebi de bu tarihten sonra özellikle İslam ülkelerinin dekolonizasyon nedeniyle özgürlüklerini kazanmaları, bağımsız olmaları nedeniyle kendilerine özgü bir sosyoekonomik sistem arayışlarından kaynaklanıyor. 1960'lı yıllara geldiğimizde ilk uygulamaları görmeye başlıyoruz. Öncelikle Mısır'da bir uygulama olmakla birlikte uzun süreli ve çok başarılı olmuyor. Modern anlamda İslami finansın uygulaması bankacılık şeklinde başlamıştır ve bu 1970'li yıllara tekabül eder. 1970'li yıllarda petrol krizinden sonra özellikle Arap ülkelerinin petrodolarlarını kendi bulundukları coğrafyada kullanma ihtiyacı nedeniyle, ayrıca bunu kalkınmaya dönüştürme ihtiyacı nedeniyle ilk defa Körfez bölgesinde İslami bankaların kurulduğunu görüyoruz. Evvela İslam Kalkınma Bankası Cidde'de kurulmuştur. Türkiye'de bunun kurucu ortaklarındandır. Daha sonra Körfez bölgesinde Katar İslamik Bank, Dubai İslamik Bank, Kuveyt Finance House gibi bugün bile faaliyette olan büyük ilk İslami bankalar, faizsiz bankalar kurulmuş ve faaliyete başlamışlardır. Bugün geldiğimiz ortamda İslami finansın ve İslami bankacılığın büyüklüğünden bahsetmek istersek, İslami bankacılık günümüzde 2.7 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmış durumdadır. Şimdi dünyanın toplam finansal büyüklüğü 400 ile 450 trilyon dolar arasında bulunuyor. Tam kesin rakamı bilemiyorum. Demek ki 1/7'lik bir pay almış pastadan. Bu nedenle İslami finans hala Batılıların infant industry dedikleri daha emekleme döneminde, bebek endüstri döneminde bulunuyor. Peki bunun içerisindeki paylaşım nasıldır? Bu 2.7 trilyon doların takriben 2 trilyon doları bankacılık sektörüne aittir. O da %75 gibi bir ağırlığa sahiptir.
şunu ifade etmem lazım. 2000'li yıllarda İslami finans dendiğinde akla İslami bankacılık geliyordu. Çünkü finansın diğer ayakları henüz oluşmuş değil. Hele Türkiye'de 2010'a kadar bankacılık dışında bir İslami finans aktivitesi söz konusu değildi. Bugün 2 trilyon dolarlık bir İslami bankacılık aktifi söz konusu. Peki geri kalan aktifler nerelere gidiyor dersek, İslami sermaye piyasaları 650 milyar dolarlık bir büyüklüğe gelmiş. Bunun içerisinde daha çok sukuk dediğimiz kira sertifikaları, faizsiz bonolar söz konusudur. Aynı zamanda ETF'ler ve İslami yatırım fonları da bu payın içerisinde bulunmaktadırlar. Bir diğer İslami finans faaliyet alanı ise sigorta sektörüdür. İslami sigorta sektörüne tekafül adı veriliyor bildiğiniz gibi. Tekafül sektörü henüz yeni bir sektör. Şu anda 32 milyar dolarlık bir büyüklükte henüz daha yeni bir sektör. Hele Türkiye'de de 10 yıllık bir geçmişi var. Ve pastadan %1 gibi bir pay alıyor. Fakat bankacılığa göre hızla büyümekte olan bir sektör olduğunu ifade etmem lazım. Dolayısıyla İslami finans dediğimizde sadece bankacılığı değil, İslami yatırım fonlarını, özellikle sukuk ve yeni gelişmekte olan tekafül sistemini, bireysel emeklilik sistemini de artık anlamamız gerekiyor. İslami finans bugün itibariyle 92 ülkede uygulanmaktadır ve 50 yıldan daha uzun bir uygulama alanı var. Yani 1970'lerin başlarında başlamıştır. İslami finansın iki türlü uygulama metodu var. Birisi ülkelerde yekpare İslami finans sistemi, yani ülkede İslami finansın dışında konvansiyonel bir sistemin olmadığı durumu ifade ediyor. Burada tabii eleştiriler olmakla birlikte İran, Suudi Arabistan ve Sudan'da, Güney Sudan'da bu uygulanmaktadır. 1980'li yıllarda Pakistan'da Ziya-ul-Hak zamanında da bir ara uygulandı fakat tekrar iptal edilerek dual sisteme geçildi. Diğeri de ikili sistemdir. Dünya genelinde ve Türkiye'de bu uygulanıyor. Yani bir tarafta İslami finans, diğer tarafta konvansiyonel finans, bir tarafta İslami bankacılık ve konvansiyonel bankacılık birbirini tamamlayan, bazı durumlarda birbirlerine alternatif olan, aynı zemin üzerinde, aynı ülkede faaliyette bulunuyorlar. Bugün dünyadaki baskın sistem dual sistemdir. İslami finansın büyüme performansına baktığımızda son 10 yıllık periyod içerisinde ortalama %10 gibi bir büyüme gösteriyor. İslami finansı ve İslami bankacılığı, İslami ürünleri sadece tam teşekküllü İslami finans kuruluşları üretip satmamaktadır. Aynı zamanda İslami finans penceresi veya İslami bankacılık penceresi denilen konvansiyonel bankaların da bu hizmeti verdikleri bir ortam söz konusudur. Şu anda dünyada takriben 300 civarında konvansiyonel finans kuruluşu İslami ürünleri de üretip satabilmektedir. Tam teşekküllü İslami finans kuruluşu sayısı ise 350 ile 400 arasında bulunmaktadır. Dünyada İslami finansın merkezi neresidir diye bir soru sorduğumuzda, İslami finansın ilk ortaya çıktığı yer Körfez bölgesi, GCC ülkeleri dediğimiz Körfez bölgesidir. Bugün dünyanın yine en önemli İslami finans merkezi buralardır. Bahreyn, Dubai, Kuveyt, Katar gibi ülkeler. Bir diğeri daha sonradan takip 1980'li yıllarda ortaya çıkmış ve son derece parlamış olan Malezya bölgesidir. Malezya bugün özellikle ürün geliştirme ve yatırım finans ürünlerinin geliştirilip satılması konusunda son derece başarılı ve kendine has bir örnek, bir model oluşturabilmiş bir ülkedir. Bir diğeri ise ilginçtir, Londra'dır. Londra'da İslami finansın bir merkezidir.
hem orada yaşayan Müslümanların fazla olması hem de Londra'nın bir finans merkezi olması, orasının aynı zamanda İslami finansal ürünlerin satıldığı bir yer haline de getirmiştir. Önümüzdeki dönemde İstanbul'un da bir finans merkezi olma inisiyatifinin paralelinde yine İstanbul'u bölgenin bir İslami finans merkezi yapma şeklinde hükümetimizin, devletimizin de bir inisiyatifi vardır. Bu yolda hızla ilerlemeye devam ediliyor. Afrika'da gelecekte bir İslami finans merkezi oluşma durumu var. Bu neresi olur derseniz Sudan veya Nijerya olabilir. Sahra Altı Afrikası'ndan bahsediyorum. Efendim Pakistan ve Hindistan coğrafyası da bir İslami finans merkezi olabilir. Yani İslami finansın büyüme potansiyeline paralel olarak elbette önümüzdeki dönemde yeni merkezlerin ortaya çıktığını göreceğiz. Türkiye'de İslami finans, İslami bankacılık şeklinde faaliyete başlamıştır. 1985 yılında ilk İslami banka kurulmuş Türkiye'de ve demek ki şu ana kadar 36 yıllık bir geçmişimiz söz konusu. 2010 yılından itibaren İslami bankacılığın içerisine sukuk ve tekafül yani İslami sigortacılıkta katılarak gamını daha da genişletmiştir. Bugün Türkiye'de üçü devlet kuruluşu ve üçü de özel sektör olmak üzere 6 tane katılım bankası faaliyette bulunmaktadır. Toplam büyüklük 57 milyar dolara ulaşmıştır. Tabii Türkiye'deki bankacılık sektörü içerisindeki payı %7,2'dir. %5'lerdeydi, %7,2'ye son 2-3 senede çıkmış durumda. Tabii en fazla eleştirilen konulardan bir tanesi de budur. Yıllık %20'lik bir büyüme potansiyeli göstermekte son 10 yıllık periyoda bakarsak böyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Türkiye'de dual bir ikili yapı uygulanmaktadır. Malumun sektörün büyük kısmı konvansiyonel finansa aittir. İslami bankacılık %7,2 gibi bir paya sahiptir. İkisi beraber birbirini tamamlayan sektörler olarak faaliyet bulunuyorlar. Türkiye'de faizsiz pencere dediğimiz uygulama söz konusu değil şimdilik. Yani konvansiyonel bankalar faizsiz bankacılık yapamıyorlar. İslami bankaların ve Türkiye'deki ifadesiyle katılım bankalarının fon toplamadaki baskın yöntemleri mudarebe denilen yöntemdir. Mudarebe bir ortaklık türüdür. İslam hukukunda bir akit türü. Burada fon sahibi olanla fonu kullandıracak olanın bir taraftan sermaye, diğer taraftan emeklerini birleştirdikleri ve kârı da anlaştıkları bir oran üzerinde veya zararı paylaştıkları bir sistemi ifade eder. Türkiye'de fon toplamada baskın yöntem budur. Son dönemde mevzuatın da izin vermesiyle vekalet yöntemiyle fon toplamada söz konusudur ama bu henüz yaygın bir uygulama değildir. Fon kullandırma tarafında ise en yaygın yöntem murabahadır. Murabaha bir malı peşin olarak satın alıp üzerine bir kâr marjı ilave etmek suretiyle vadeli olarak satmaya denen bir İslami hukuk aktidir. Bu tabii da eleştirilen bir husustur. Murabaha kolay bir finansman yöntemidir. Aynı zamanda teminatlı bir finansman yöntemidir. Aynı zamanda genellikle kısa vadeli bir finansman yöntemi olduğundan katılım bankalar en çok bunu tercih ediyorlar. Şu anda katılım bankalarının kredi portföylerinin %90'ı murabahadan oluşmaktadır. Geri kalan %10'luk kısmının takriben %5'i icara dediğimiz finansal kiralama ve diğer %5'i de ortaklığa dayalı müşareka, mudarebe veyahut da istisna gibi, selem akdi gibi diğer fon kullandırma yöntemlerine ayrılmış durumdadır. Şimdi 36 yılda %7,2'lik bir pazar payına ulaşmış olan
Katılım bankacılığı sektörü Türkiye açısından çok eleştirilmektedir. Tabii 30 yıl bu sektörde çalışmış birisi olarak hem içeriden hem dışarıdan olayı gözlemlediğimizde bunu biraz irdelemek istiyorum son olarak. Şimdi bunun nedenleri nelerdir? Bu bir problem midir? Bu bir başarısızlık mıdır? Efendim bu nasıl çözümlenir? Herkes bu konuda kafa yoruyor ve bir sürü de fikir geliştirilmiş. Bu fikirler nelerdir? Onlar üzerine bakalım ve benim şahsi acizane görüşlerimi de sizlerle bu konuda paylaşmak istiyorum. Birincisi, neden katılım bankaları beklenildiği ölçüde gelişemedi veya pazar payını arttıramadı sorusuna cevap verenlerin ilk söyledikleri katılım bankacılığı ve bankaları yeteri kadar tanınmıyor şeklinde idi. 1990'lı yıllarda bu doğruydu. Neden doğruydu? Çünkü iletişim araçları gelişmiş değildi. Sosyal medya yoktu ve iletişim bugünkü kadar ucuz ve kolay değildi. Aynı zamanda network de zayıftı. Gerek fiziki gerek dijital networkler oldukça zayıftı. Fakat bugün geldiğimiz noktada katılım bankacılığının tanınmama sorunu olduğunu ben inanmıyorum. Yeteri kadar tanınıyorlar. Gerek sosyal medyada, televizyonda, diğer medya kuruluşlarında, akademik camiada, şimdi akademide malumunuz işte lisans düzeyinde, yüksek lisans, doktora düzeyinde İslami finans, İslam ekonomisi ve İslami bankacılık alanları açılmış durumda. Bir sürü sempozyumlar yapılıyor, paneller düzenleniyor vesaire. Ben tanınmama durumunun olduğuna bugün itibariyle katılmıyorum. Eskiden vardı, evet. Ürün çeşitliliğinin az olduğu yönünde bir eleştiri var. Bu yine 2000'li yıllara kadar veya 2010 yılına kadar doğru bir argümandı. Yani 2010 yılına kadar evet, katılım bankalarının elindeki ürünlerle konvansiyonel bankalar arasında bayağı bir boşluk vardı. Fakat bu hızla dolduruldu. Ben şahsen 15-20 sene finansal ürün geliştirme tarafında çalışan bir yönetici olarak bugün geldiğimiz noktada katılım bankacılığında eksik bir ürün olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Sadece fıkhi olarak yapılması efendim caiz olmayan bazı ürünler vardır. Onlar eksiklik olarak zaten tanımlanmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Şube sayısının az olduğu ve erişimin zor olduğu şeklinde bir tanımlama vardı. Bu günümüzde de doğru değil. Çünkü şube sayısı gayet makul bir seviyede. Şu anda sayılar da artmış durumda. Diğer taraftan fiziki kanallardan dijital kanallara kayan bir bankacılık hizmet sektörü karşımızda bulunuyor. Ve dijital kanallar bildiğiniz gibi son derece kolay istediğiniz işlemlerin şu an itibariyle %90 gibi bir dijitalleşme söz konusu. Hem mobil telefonlarınızdan hem internetten hem de internete bağlanabildiğiniz cihazlardan kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Bu konuda bir eksiklik olduğu kanaatinde değilim. 2010 yılına kadar bu argüman kısmen doğruydu. Artık günümüzde geçerliliğini bence yitirmiş durumda. Likidite yönetim araçları zayıf şeklinde bir şey var, argüman var. 2010 yılına kadar bu doğruydu. Çünkü İslami fonlar o zamana kadar yoktu. Katılım bankaları elindeki fonları kısa vadede değerlendirebilecekleri, mesela açık piyasa işlemleri, API gibi araçlarda değerlendiremiyordu. Fakat 2010'dan sonra sukuk enstrümanının ortaya çıkması ve bunu devletin çıkarması, Merkez Bankası'nın bunu API işlemlerine de kabul ediyor olması nedeniyle katılım bankaları da aynen konvansiyonel bankaların elindeki likiditeyi kullanma imkanlarına sahip oldular. Ortaklığa dayalı finansmana girmiyorlar şeklinde bir şey var. Şimdi aslında burada şunu ifade etmem lazım. Katılım bankaları bir finansman şirketi de, bir ortaklık şirketi de değil. O nedenle her ne kadar zorlamayla da olsa
ortaklığa dayalı finansman işlemlerine giriliyor. Fakat bunlar çok uzun vadeli ve oldukça riskli yatırımlardır. İnsan ortaklığa kendi öz kaynaklarıyla ancak girebilir. Fakat bankaların kullanmış olduğu kaynakların üçte ikisi hatta daha fazlası dışarıdan temin edilen kaynaklardır. Yani mevduattır, sendikasyondur, sukuktur vesaire. Bunlar kısa vadelidir. Türkiye'de mevduatın vadesi 75 gün, belki daha da az. Şimdi bu kadar kısa vadeli bir kaynakla siz 5 yıllık, 10 yıllık projeleri finanse edemezsiniz. Çünkü size parasını emanet eden insanlar bir ay sonra sizden kar payı bekliyorlar. O nedenle ortaklığa dayalı finansman katılım havuzlarından değil de bankanın kendi öz kaynaklarından yapılabiliyor. Benim acizane görüşüm şudur. Bankaların bizzat kendi portföylerinden ortaklığa dayalı finansman yani müşareke ve mudara yapmaklarından ziyade birer portföy yönetim şirketleri kurarak bu şirketler nezdinde de girişim sermayesi yatırım fonları teşkil ederek orada uzman kurullar, uzman ekiplerin incelemesi sonucunda feasible bulunan şirketlere yatırım yapılması ve orada izlenmesinin ben daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bankacılık kısa vadeli bir kredi verme işidir. Diğer equity participation dediğimiz o yatırım ise biraz daha farklı bir paradigmayı gerektiriyor. Farklı uzmanlığı gerektiriyor. Belki de katılım bankalarının bu yatırıma dayalı finansmana çok fazla girememelerinin sebeplerinden bir tanesi de budur. Hizmet kalitesinin iyi olmadığı şeklinde bir eleştiri vardı. Şimdi eskiden bu kısmen doğru olabilir 2000'li yıllara kadar, 2005'li yıllara kadar. Fakat gerek yapılan anketler, piyasa araştırmaları vesaire veya bağımsız şirketlerin yaptığı incelemeler bunun artık böyle olmadığını ve katılım bankalarının hizmet kalitesinde ilk 10 arasında, bazılarının ilk 5 arasında olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla burada oldukça iyileşen bir katılım bankacılığı sektöründen bahsediyoruz. Bir diğer argüman da oranların rekabetçi olmadığı şeklinde. Şimdi bir bankayı iyi veya kötü yapan şey oranlar değildir aslında. Oran dediğimiz yani fon topladığınızda dağıttığınız kar payı veya fon kullandırırken hangi orandan onu kullandırdınız bankanın iç dinamikleriyle alakalı. Yani fonunuzun maliyeti nedir? Her bankanın fon maliyeti aynı olmayabilir. Mesela cari hesabı çok yüksek olan bir bankanın fon maliyeti daha düşüktür. Fon maliyeti düşük olan banka daha düşük oranlarda kredi kullandırabilmektedir. Yine rakamlar katılım bankalarının fiyatlamasının oldukça rekabetçi olduğunu gösteriyor. Bazı durumlarda birinci, ikinci, üçüncü sıraları paylaşıyorlar. Yani fon maliyetleri aslında katılım bankalarına daha düşüktür. Katılım bankalarında ortalama cari hesap oranı %35-40 seviyesindedir. Konvansiyonel bankalarda bu oran %25'tir. Bildiğiniz gibi cari hesaplara kar payı dağıtılmadığından bu maliyetsiz, hemen hemen maliyetsiz bir kaynaktır. Paçal maliyetinizi hesaplarken bu paçal maliyetinizi aşağı düşüren bir unsurdur ve bir avantajdır. Türkiye'de ideolojik ve irrasyonel yaklaşımlar büyümeye manidir şeklinde bir argüman var. Bu benim kanaatime göre kısmen doğrudur. Maalesef böyle irrasyonel ideolojik yaklaşımlar, halbuki katılım bankaları birer finansal kurumdur, hizmet kurumudur. Buralara yaklaşım rasyonel olmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü nihayetinde bu hesap işidir. İnşallah bu da ileriye doğru aşılacaktır. Bir de devlet desteği önemlidir. Son dönemlerde özellikle 2010'dan sonra devletin bu sektöre son derece büyük desteği olmuştur. Devlet bizzat kendisi sermayedar olarak sisteme girmiş efendim, banka kurmuş, hukuki olarak bütün altyapıyı hazırlamış,
finansal kurumlarını o şekilde yeniden yapılandırmış ve İslami finansa büyük önem verdiğini her düzeyde göstermektedir. Dolayısıyla şu anda katılım bankalarının önünde ileri sürebilecekleri çok fazla bir mazeret yoktur. İnşallah bundan sonra mazeretler bir tarafa bırakılarak daha hızlı bir büyüme gösterebilirler. Burada son söz olarak şunu söylemek istiyorum. O halde katılım bankacılığında ve katılım finansında hedef ne olmalı diye düşündüğümüzde tüm paydaşların ortak çabasıyla, tüm paydaşlar nedir? Başta devlettir, sermayedardır, çalışanlardır, yönetimdir, müşterilerdir ve toplumun kendisidir. Sorumluluk bilinci ve aşırı kâr hırsı da gütmeden gönüllülük ve sosyal sorumluluk motivasyonu ile İslam hukuku ve İslam ahlak öğretileri çerçevesinde ulaşılabilecek en makul noktaya ulaşmaktır. Yani burada en makul nokta önemlidir. Yani %50'sine ulaşmamız diye bir şey söz konusu olamaz şu an gördüğümüz kadarıyla. Yani sistemi bozmadan, sistemin dinamiklerini değiştirmeden ama sistemi daha esnek, daha hızlı ve daha iyi hizmet verir bir hale getirerek müşterilerin tabanını genişletmek ve piyasadan pay almak demiyorum, piyasadaki payı büyütmek gibi bir hedef koymamız en makul ve mantıklı hedef olarak görünmektedir. Efendim benim sunumum bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Katılımınız için hepinize tekrardan hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Hoşça kalınız.